Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim, Halil İbrahim. İnternette tanınan nickimle Halil 21'im. Burada bir ilki başaracağız, bir ilke imza atacağız hep birlikte. GTA 4'e araç çevireceğiz San Andreas'tan. Ve elimden geldiğince normal bir şekilde ve anlayabileceğiniz bir şekilde anlatacağım. Evet, ilk başta kullanacak programlarımıza geçelim. Z modeller 2.2.4. Bu değişebilir, 2.2.5, 6, 7 olabilir. 7 bilmiyorum var mı diye. Zaten gerek de yok, zaten açamıyorum. Photoshop CS2, CS3, CS4 bunlardan birisi olması gerekiyor. Bende CS3 var. Tavsiye de ederim. CS4 bende fazla kasıyor. Nvidia DDS plugin. Bu program bize bu map yapmak için lazım. Tam da ismini çıkartamıyorum zaten. İşte onun için lazım. TXT Workshop'u zaten biliyorsunuz. Open 4'ü de aracı GTA 4'e atmak için, kaplamaları atabilmek için kullanacağız. Ben örnek araç olarak Mzone'nin yapmış olduğu Camaro'yu indirdim. İsterseniz siz de indirebilirsiniz. GTA Insider'de 3. sayfada ilk araç. Bunu uygun gördüm. Araçta da zaten kilit yok sağ olsun. Bizi de uğraştırmıyor. Şimdi hemen aracımızın dosyasını çıkartıyoruz. Öncekini silebiliriz. Dosyamızı aldık. Bunlardan kurtulalım. DFF TXT var. Şimdi size başta diyeyim. Kullanacak programlar sizde yoksa videoyu izlemeye devam etmeyin. Sonra takılırsınız. Bir daha da uğraşmanıza gerek kalmasın. TXT'den aracımızın kaplamalarını açıyoruz. Pek fazla bir şey yok. Yaparız. Export PNG resimlerini çıkartacağız. PNG kullanacağız. Daha önce DDS kullanıyordum. Fakat PNG çok daha uygun bizim için. PNG olarak çıkarıyoruz aracımızın içerisine. Çıkarttı. Kapatıyoruz. Evet. Tamam, her şeyimiz hazır. Şimdi Z modellerimizi açalım. Aracımızı import edelim. Şimdi burada PNG seçeneği yok. O bize çok koyuyor zaten. BMP olarak kaplamaları görmeye çalışacak ve görmeyecek. Biz de o kaplamaları uyarlayacağız. Bu da bizi biraz sıkacak. Zaten en nefret ettiğim nokta GTA 4'te kaplama konusu. Import edelim. Evet. Aracımız karşımızda. Kasmıyor, bir şey yok. Gayet de ayrıntılı bir araba. Yapanlar yapmış. Yalnız şu plaka işi bozuyor. Plakayı sileriz. Şimdi başta kaplamalardan başlamak istiyorum. Wrap Plagman Body. Bu aracın rengini belirliyor. Biz buraya GTA 4'te bir kaplama ismi var. Onu size göstermek istiyorum. Bir tane daha Z modeller açıyorum. Test olarak ayırttığım bir ban araba vardı. Onun da ismini tam çıkartamıyorum. Banshee. Evet. Bunun gövdesinde kullanılan kaplama işte bu. Vehicle Altre Generic Altre Small Spec Map Boşluk Paint 1 ve tırnak içinde SLR 2. üst üste 1 geçiyor. Bunu kopyalıyoruz.
Emin olun kopyaladığınıza. Ve buraya yapıştırıyoruz. Şimdi buna kaplama atmamız gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Ama isterseniz kaplama atabilirsiniz. Ama kaplamanın ismi böyle olmayacak. Kaplamanın ismi sadece Paint 1 olacak. Benim her zaman sabit sakladığım kaplamalarım oluyor. O kaplamaya da gelelim. Paint 1 var. Paint 1'i ekliyorum aracımıza. Ve bu tamam. Emzone Juda. Bu da bir kaplama. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Cam, teker, ışıklar hariç, bir de renk kaplaması ismi hariç kaplamaların yanına mes yazıyoruz. Boşluk bırakıp mes yazıyoruz. Bunu yazmazsak kaplanan yerin parçası görünmez. Niko böyle havada araç sürer. Öyle saçma sapan problemler çıkar. Biz hepsini seçiyoruz. Replacement body'ye gerek kalmadı. Emzone Jouda ekliyoruz. Bu tamam. Emzone Plasmase. Bu da bir kaplama. Normal bir kaplama. Mesh diyoruz. Ve ekliyoruz. Plasmase. Bu da tamam. Details. Buna da mesh yazıyoruz. Size de tavsiyem bu araçla başlamak. Bu araç bayağı kolaymış. Özellikle kaplamalar konusunda çok yardımcı olacak. Bir dakika, şimdi dikkat edin. Details'ta hem çamurluk falan şeyleri var, hem plaka var, hem de ışıklar var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu, ışıkların yanmasını sağlamasını istiyorsanız eğer buraya light semisive yazıyoruz. Semisive daha nasıl diyorsanız. Bir de bu kaplamadan bir tane daha oluşturuyoruz şu seçenekten. Buna da Camaro Details doğru mesh yazıyoruz. Ve diğer yeri buralar hariç yerleri onunla kaplıyoruz. Geldik. Select. Ama yok, ben kaplamayla uğraşmayacağım. Daha benim bu işi öğrenmem lazım diyorsanız normalde yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem böyle başlamak. Başkanın kaplanmayan bir yeri. Burası ışık olacak. Kontrol edin. Kapı da var. Burayı da değiştireceğiz. Oho, işimiz var. Kaplamamızı açıyoruz. Hemen mes olanı yazıyoruz. Mes ışık yanmayacak olan, dikkatinizi çekerim. Light'ta ışık yanacak olan. Işık yanmayacak olanları kaplayacağız. Buralarda hep ışık yanacak. Başka. Bir de kapılarda gördüm. Kapıları da kaplıyorum. Anahtarlık yerini. Şöyle bakalım. Burayı niye kaplamışsa böyle. Allah akıl fikir versin. Burayı da böyle kapladık. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Yer yeri de kaplıyoruz. Tamam. Mutlaka kaydedin. Kaydetmek
Çok yararlı zaten. Arada elektrik kesiliyor. Ay gitti, ay böyle oldu, şöyle oldu lafları. Özellikle zaten beni etkiliyor. Burası kaplı değil. Tamam. Sırada bu kaplamaya geçtik. Evet. Alüminyumla ilgili bir şey bu. Buna birazcık daha parlaklık verebiliriz. Çünkü GTA 4'te matlık çok başa bela. Aracı çok kötü gösteriyor. Buraya MES yazmayı unuttuk. Bu yanında olan ENV25 hiçbiri önemli değil. MES yazmanız yeterli. GTA 4'te onu otomatik alıyor. Sırf ışık için, parlaklık için öyle kod girmenize gerek yok. Şimdi bu ne? Bu başımıza bela oldu. Bu ne kaplaması? İllaki aracın bir yerinde var. Ve bizim bunu silmememiz gerekir. Bu aracın orijinalliğini bozar. Ve önümüze beklenmedik hatalar çıkarabilir. Bunun gibi ve bundan birçok hata araç kaplaması görürseniz yapacağınız şu olur. Rengimize bakıyoruz burada. Hemen Paint'ten böyle küçücük bir resim başlatıyoruz. Renkleri düzenle diyoruz. Ton 160, parlak 192. Diğerleri hemen yerleşiyor. Özel renkleri ekliyoruz. Hemen bu kaplamayı oluşturuyoruz. Bunu da PNG olarak oluşturuyoruz. Hemen Camaro'ya gelmek istiyorum. Gri yazın. Ve buraya da gri mes yazıyoruz. Parlaklık da verelim. Ne olur ne olmaz. Geliyoruz Camaro'ya. Gri'mizi de ekledik. Varikliz. Motor. Varikliz. MES yazıyoruz. Emzone Duknaz. Bu her ne olsa. Size de tavsiyem bu tür araçları çevirin. Bu araçlar basit yani. Sediniz. Bunlar da koltuk olması. Olması lazım. Evet, doğru bilmişim. Bu aracı ilk sizinle çeviriyorum. Daha önce çevirmedim. Yani hazırlıklı değilim. Bugünlerde zaten internet problemi yaşıyorum. Acilen bu videoyu çıkarmam lazımdı. Evet, paspasımızı ekledik. Kaydedelim bu arada. Evet. Geldik. Vehicle lights 128'e. Şimdi burada ne yapmalı? Buradaki kaplamayı beyaz yapıyoruz. O hiçbir şey önümüzde değil. Vehicle lights 128 kaplamasını da PNG'ye çevirip araç klasörümüzün içine kopyalayalım. Bende hazır var. Her zaman tutarım. Sonra işimi uzatmasın diye hemen seçiyorum. Kaliteli zaten biraz da. Buraya da light semisive yazıyoruz. Işıklarda boşluk bırakıp bunu yazıyoruz. Şimdi bu ne kaplaması? Bu da başımıza bela olacak. Hemen ne yapıyorum? Paint'ten kontrol ne yapıyorum? Beyaz. Hemen kaydediyorum. Beyaz yazıyorum. Camaro'ma geliyorum. Beyaz mes diyorum. Biraz sizin için hızlanmak istedim.
Hemen beyaz mes yazıyorum. Hem zona jolda. Bir tane daha istiyor. Aynı kaplamadan olabilir. Birkaç tane olabilir. Problem değil. Yalnız teker, teker konusu çok sıkıntılı. Tekerde tavsiyem sadece iki tane kaplama olması. İkiden fazla olunca problem çıkarıyor araç tekerlekte. Plakaları silelim, kurtulalım. Vehicle lights. Bunlara gerek kalmadı. Zaten buradaki ışıklarımızı yaptık. Fakat burada varmış. Onu fark etmedim işte. Normalde arkadakini silebilirdim. Kalsın. Şimdi bunu da normal beyaz yapıyorum. Tekrar Vehicle Lights 128'i seçiyorum. Ardından yine Light Semisi ve yazıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bu kaplamayı silip öndekilerine de o aynı kaplamayı kaplayabilirim. Öyle yapın siz de. Fazladan başınıza kaplama belası almayın. Programa bir şeyler oldu. Program kafayı yedi. İşte bu tür sonuçlarla karşılaşmayın diye size kaydedin diyorum. Özellikle benim bilgisayarım Windows 7 ve çok başıma bela açıyor. Aracımıza tekrar gelelim. Şimdi o şeyi bir düzeltelim. De aynı kaplamayla kaplatayım. Fazladan kaplama barındırmayın arkadaşlar GTA 4 için. Yani sıkıntı yaşarsınız. Tavsiyemdir. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim? Sonra oyunda sorunla karşılaşırsanız İbrahim abi niye böyle oldu? Ali ne oldu lan buna demeyin bana. Önceden tembihleyelim değil mi? Farlarımızı seçelim. Yanlış yeri seçtiniz. Hemen kontrol Z ile geri alalım. Olabiliriz yani. Seçmeye devam. Allah bilir nereyi seçtik şimdi. Kontrol Z geri al. Evet. Hemen sizi bu kaplamadan kurtarıyorum. Bununla kaplıyorum. Kaydediyorum. Row'da. Evet, devam ediyoruz. Her şey açık olsun. Saçma olan şey var arkada. O farın bulunması boş poligon kaplayacak. Biz öndeki farı kullanacağız. Arkadan da bir ışık yanacak. Orayı da sileceğiz. Dusle. Kapladık. Evet. Bu cam olması lazım. Bu neyle kaplı? İki tane cam kaplamamız var. Amacı ne bu adamın? Tabi San Andreas, istediğin kaplamayı at. Kafa rahat. Burada öyle değil. Şimdi seni cam ve glass
yapıyorum. Bunu yapmamın amacı ise öyleymiş yani. Ve plus yazıyoruz yanına. Saydamını kapatıyorum. Benim elimde hazır saydamlı cam kaplamam var. İsteyene onu atabilirim. Nerede bu? Bu işte. Size modellerde böyle gösterdiğine bakmayın. Oyunda düzgün bir şekilde karşınıza çıkıyor. Hiçbir far, 3 boyutlu far sorunu da çıkmıyor. Tabi farlar için ayrı bir far kaplamamız var. Far için, far ışığı için. Far ışığının dışarısındaki cam için. Evet, bu teker. Tekerde kaplamanın yanına tire yazıyoruz. Bakalım padegunonas o her ne atsa. Evet, kaplamamız bu. Şimdi böyle yapıp geçmeyeceğiz. Eğer böyle yapıp geçersek oyunda üstü parlak altı mat çıkacak, kötü bir görünüm kazandıracak. Kimse aracınızı beğenmez. Bu yüzden hemen Photoshop'u açıyorum. Burada işte Nvidia DDS plugin bize yardımcı olacak. Zaten Photoshop kurulu olduğunda siz Nvidia DDS plugin'ini kurduktan sonra otomatik olarak Photoshop'a geliyor. Bunu nereden bulabiliriz? İlk başta resmimizi ekliyoruz. Bu değil. Niye iki de bu araca gidiyor bu? Aa bak, burada bir tane daha kaplamamız var. Teker kaplamamız. Hazır onu da alalım. Onu da kaplayalım. Ekliyoruz. Şimdi filtre Nvidia Tools buraya geliyor. Normal map filtre basıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. H değin geçin, ok değin geçin. Farklı kaydet diyoruz. Ben her zaman yanına bump yazarım. Tavsiyem de öyledir. Yok diyoruz. Kapatıyoruz. Hayır. Bunu da filtre okey diyorum. Bunu da farklı kaydediyorum. Alt tire bump diyorum. Yok diyorum. Kapat diyorum. Şimdi burada bump map'ı nasıl yaparız? Bump map yaptığımız resmi, burası neresi ya? Ratas değil. Ekliyoruz. Okey diyoruz. Edit'ten bump map seçiyoruz. Okey diyoruz. Ardından şuradaki tiki kaldırıyoruz. Bu kadar. Kaydedelim. Bu da teker. Buna da tire diyoruz. Nerede bu? Dur. Bump map'ımızı da ekleyelim. Ratas. Hemen bump map. Edit. Gördüğünüz gibi bump map yapıyorum. Kaldırıyorum. Normal şeklini alıyor. Details mess. Evet, ve aracımız kaplanmış durumda. Hemen hızlıca aracın San Andreas'la olan ilişkisini kesmek istiyorum. Teker doom wheel'leri hariç onlar bize lazım olacak. Neden dersiniz? Çünkü en uygun şekilde bu doom wheel'ler yerleştirilmiş. GTA 4 için de teker olayı çok büyük bir olay. Bize de o lazım olacak. O tekerlerin doom wheel'lerine göre yerleştireceğiz. Evet, çok kaplamamız var. Aracımızda çok parça var. Çok parça olması da kaliteyi arttırır. Biz ileride onlardan da kurtulacağız. Plakadan bir kurtulalım. Aden gari seçecek. Seçiyoruz ve bekliyoruz. Normalde quadrille seçerdim. Ve seçmedim.
Tekrar program kilitlendi. Bu tür aksilikler hepimizin başına geliyor. Biz de eğitim videosu yaparken geliyor. Aa, kapladı. Ben şimdi seni seçerim. Bu bütün gövdeyi seçmiş ahmak. Plakamız nerede? Plakayı nereye sakladı bu? Bir seçtik, başımıza bela açtık. Zamanı gelecek, biz şeylerden kurtulacağız. Bu parça birleşiğinden kurtulacağız. Burayı sinyal yapacağız. Öyle de yapmamız gerekiyor. Adam gibi araba çıkarmak istiyorsak. Evet. Dummilerden kurtulalım. Çok modifiye seçeneği koymuş. Araç hata vermesin diye. Bu iyi bir şey. Ama GTA 4'te böyle bir şey olmadığı için kurtulacağız. Şimdi size bir şey daha demek istiyorum. GTA San Andreas'ta teker RF'de oluyor. Ama GTA 4'te LF'de olacak. Hemen mirrorla onu oraya alalım. Tekerin tam ortasına geldi. Bazıları tam ortasına gelmiyor. Bu da bizi üzüyor. Bizi uğraştırıyor boş boş. Şimdi evet. Sıra geldi GTA 4 aracımıza. Görürsünüz ne hızlı bir şekilde yaptık. Arka plakayı da halledeceğiz. Oraya geleceğiz. Evet, Photoshop'u kapatabiliriz. Onunla işimiz bitti. Şimdi sırada geldi aracımızı seçmeye. GTA 4'e uygun ve çevireceğimiz aracı en uygun aracı seçeceğiz. Takla riski olmasın diye. Ses bakımından benzer olsun. Benim aklımda normalde Stallion vardı. Yine de size sitesine girip göstereceğim. GTA 4 Cars yazıyorum. Burada önüme çıkan ilk siteye giriyorum. GTA4.net'in. Burada bütün araçlar ve resimleri var. Buradaki ince ayarları var. Bakınız, Stallion'a geleyim. Tam uyumlu olmasa da motor
hız bakımından birbirlerine çok eşit. Sabra da olabilir. Sabra aslında daha yakın acaba. Bu Sabralar değil de Sabre GT. Sabre GT'ye yapabiliriz. Açalım mı Open 4'ü? Models, CD image, vehicles image'a geliyorum. Buradan Sabre 2'ye bir bakalım. Bu ezik olan araba. Sabre GT, işte Sabre GT'ye yapacağız. Şimdi burada hemen VTD ile VFT'yi çıkarmayın. Sadece VFT'yi alın aracı klasörünün içerisine. Bu TXT Workshop gibi bir şey değil. Buradan Edit modeye basıyoruz. Evet diyoruz. Sağ tıklayıp Edit diyoruz. Buradaki kaplamalarımızdan kurtuluyoruz. Import Image diyoruz. Ardından aracımıza gelip bütün kaplamalarımızı seçiyoruz. Bunları ekliyoruz. Bakınız hepsi geldi. Bu save burada kalsın. Unuttuğumuz bir kaplama var mı acaba? Yok. Bekliyoruz. Maneyi kaldırıyoruz. Geldik Sabra'ya. Baştan söylüyorum, herkes de hata olabilir. Kimse hata yapamaz diye bir şey yok. Hatasız kul olmaz. Şimdi Sabre GT'ye ait kaplamalarımızdan kurtulalım. Boş yer doldurmasınlar. Kurtulduk. Evet. Aracın poligonlarına dikkat edin. Bu çok fazla. Bu parçayı ikiye böleceğim. Parçalamak çok daha iyi olur. Aracın boyutu için, araç kalitesi için. En iyisi biz şöyle tekrar bir gövdeyi seçelim. Gövdeyi body shell olarak ayıracağız. Aha, gövdeyi seçene kadar işimiz bitti. Gövdeyi aracın rengi seçildiği olan gövdeyi body shell olarak ayarlayacağız. Diğer teferruatları ise chassis L0 ile ayarlayacağız. Bir türlü dilim dönmüyor böyle şeyleri. Ama yapabiliyorum Allah'a şükür. Seçelim. Yani size de böyle bir şey olduğunda öylesine bırakmayın. Parçalayın aracı. Öğrenmişken tam öğrenin. Düzgün bir şeyler ortaya çıkartalım. Malumunuz GTA 5 geliyor ve araçlar çok birbirlerine yakın. Dosyaların da birbirlerine yakın olduğunu düşünüyorum. Ayrıca birkaç arkadaşım var. Ayrıca Ömer abi de öyle düşünüyor. Biz de öyle ümit ediyoruz. Öyle bir şey olursa zaten kimse bizi tutamaz. Gövdemizi seçmeye devam ediyoruz ve bekliyoruz. Seçtik. Koltuk seçmeyi.
tam her yerini seçmenize gerek yok. Bu zaten poligonal azaltma için yaptığımız bir işlem. Yine yanlış yeri seçtik. Evet. Arka bölümümüze geldik. Haydi yavrum, çok seç. Uğraştırma bizi. Gene kilitlenme de ne yapıyorsan yap. Kaydedelim. Kendimizi riske atmayalım. Evet, burayı da seçtik. Evet. Yine yanlış yeri seçtik. Yine bekliyoruz. Ctrl Z ile geri alalım şunu. Tamam. Evet. Şu farlardan kurtulalım. Şu değil de şunlardan kurtulalım. Boş doluluk yapmasınlar. Bundan da kurtulalım en iyisi. Yani sonuçta pek çok şeyden kurtuluyoruz araçta. Şimdi aracımızın tümünü seçip bunların hepsi takla riskini azaltmak için. Diğer GTA 4 aracını açıyoruz. Ona göre onun tekerleklerinin hizasına göre getiriyoruz. Ne kadar uygun olursa o kadar bizim için iyi. Az da geri alalım. Bu da tamam böyle. Şimdi hemen çeviriye başlıyoruz. CASIS-L0 var. Bunu ismini hemen kopyalıyorum başta. CASIS-L0 olarak belirlediğim parçanın üstüne yerleştiriyorum. Normalde ismi iki tane S ileymiş. Bunu böyle atıyorum aracın içine. Diğerlerini kapatıyorum. Parçalar karışmasın. Yanlış bir iş yapmayalım diye. Önceki Sabra'ya ait olan CASIS L0'ı siliyorum. L1'i de siliyorum. L2'yi de siliyorum. L1, L2 araca yaklaştıkça ayrıntıyı gösteren bir şey. L2 uzaktan, L1 biraz daha yakın. L0 ise tam dibinde olduğumuz halde kaliteli gösterir. Bu araçlara da böyle bir şey yapamayacağımız için
kurtuluyoruz. Sonra attıktan sonra display logical access reset toparent'a tıklıyoruz. Yanındaki kutucuğa basıp bunu offset'e getiriyoruz ve parçaya basıyoruz. Bu parçanın da tikini kaldıralım. Karışmasın parçalar. Şimdi kapılar. Kapılar en nefret ettiğim şey zaten. Bunları başıma açtı. Şimdi kapılarda GTA 4'te farklı bir durum oluyor. Bunda kapıda cam ayrı, kapı ayrı olacak. Bu yüzden iki kapının da camını ayıracağız. Şimdi size bir tavsiyem var. Bir kapıyı seçin. Selected modaya basın. Ardından işte nokta görüşüne basın. Buraya bastığınızda iki aracın da şeyini görmüş oluyorsunuz ve ikisinin de camını ayırabilirsiniz. Bu işinizi çok daha kolaylaştırır, hızlandırır. Ben bu tür şeyler kullanıyorum. Çok daha hızlı araç çevirebiliyorum. Bunu ayırıyorum. Sonra ikisini birbirinden ayırıyorum. Şimdi bu kapı LF kapısı görebiliyorsunuz. Kapatıyorum, açıyorum, görüyorsunuz. Şu anda da kaydedelim. İsmini kopyalıyorum. LF olan kapıma yapıştırıyorum. Görüyorsunuz. Door, Alt Re, Decide, Alt Re F, Alt Re, L, 0. Bunu onun hemen üstüne koyuyorum. Alttakini siliyorum. L1'i de siliyorum. Dikkat edin. Kolu silmeyin. Kol bize yardımcı oluyor. Kol dosyası. Bu da GTA San Andreas'taki gibi aracın hasar yerlerini belirleyen bir özellik. Bunda GTA 4'te parça parça olan bir şey. Şimdi camıma geliyorum. Cam ismini kopyalıyorum. Şu camıma yapıştırıyorum. Ardından hemen kapıya yaptığım gibi aynı işlemi ona da uyguluyorum. Şimdi dummy'lerini düzgün yere koymak var. Kapıya göre koymak var. Şimdi camın dummy'lerini tam yapacağımız aracın camlarının ortasına ekleyeceğiz. Bu daha sonra aracı editlediğimizde kolay bir şekilde yapmamızı sağlayacak. İsterseniz gidin stopa, stop lambasını oraya koyun. Ama çok mantıksız bir iş olur ve sizi uğraştırır. Evet, bunu böyle yerleştirdik. Şimdi kapı dummileri. Bunda görüyorsunuz yeşil kutucuk değil. Bunda yeşil bir balon gibi bir şey, çizgili balon. Şimdi bunun birisini gene kapıya göre tam çekiyoruz. Dikkat edin, düzgün olabilmesi için X, Y, Z zaten ihtiyacımız olmuyor. X ve Y'leri iyi kullanın. Çok yardımınıza dokunur. Sizi yarı yolda bırakmaz. Yamuk yumuk olmaz. Evet, bunu böyle yerleştirdik. Tekrar bu ayarlar dairesinde bunları sabitliyorum. 1, 2. Şimdi geldi kol şeyini yapmaya. Şimdi kol nasıl? Kolda da bakınız, önceki aracın camına göre yapılmış bir ayar. Yani Niko geldiğinde cama vurduğunda, cama vurduğunu, camın kırılmasını istiyorsanız bu kolu yapacağınız aracın camına göre getirin. Abi bir şey daha. Diğer aracın camının kol dosyasını da açın. İkisini birden editlemek işinizi çok daha hızlandırır. Birisini sadece seçersiniz. Birisinde bu açık olur. Basıp işleminizi yapabilirsiniz.
Bunda dediğim gibi isterseniz fara koyun, isterseniz istediğiniz yere koyun. Ama çok mantıksız bir durum olur. Niko cama vurduğunda arkadan cam izleri çıkar. Öyle saçma sapan bir şey olur. İki yanın da camını ayarlıyorum. Kol dosyası normal cam kadar ayrıntılı değil. Bunu biliyorum. Ne kadar benzettiyseniz, ne kadar yakın getirdiyseniz sizin için o kadar iyi olur. Elinizden geldiğince olan cama göre uyarlayın derim. Arka camımızı yapıyoruz. Arka diyorum, yan camımızı yapıyoruz. Bu kapıyı şimdi bir görmeyelim. Buradaki kolumuzu yaptık. Bunu kapatabiliriz. Buna sabitleme falan hiçbir şey gerek yok. Şimdi kapının koluna geldik. Kol derken yanlış anlamayın. Kol dosyası yani. Bu sefer fronttan. Bakınız kapı ne biçim, kol dosyası ne biçim. Biz bunu düzelteceğiz. Sen gel böyle. Böyle gidecek. Left'e geliyoruz. Kapı kolu biraz kısa kalmış. Onu uzatıyoruz. Bakınız. Çok güzel oturdu. Bunu da kapatıyoruz. Bu kapıda işimiz bitti. Zaten en nefret ettiğim kapılar. Soldaki kapımız bitti. Şimdi sağ kapıya geçiyoruz. Evet. Bundaki ismi de kopyalayıp sağ kapı ismini yapıştırıyoruz. Sağ kapı ismini kopyalayıp sağ kapı ismini yapıştırıyoruz. Şimdi kapı isimleri size çok yakın gelebilir. Fakat burada D, burada P ile geçiyor. Sakın isimleri aynı diye karıştırmayın. Çok saçma sapan hatalarla karşılaşabilirsiniz. Window camın da ismini kopyalıyorum. Diğer yerinden kurtuluyorum. Kolu ön bu sağ kapının kolunu zaten yaptık. Sağ kapının normal kapı kolunu yapmadık. Şimdi onu yapıyoruz. Bakınız. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Daha sonrasında hızlanacağım. Yine de anlatacağım. Bana yetişin. Zaten bu işi Z modellerden anlayan kişilere göre yapıyorum. Anlamayan girmesin bu konulara. Hemen sabitliyorum. Sağ kapımı da bitiriyorum. Sırada kaput geldi. Kaputumuz da var. Nerede? Kaputumuz burada. Ve elbet kaputun da dummy'si. Kaputun da kol dosyası var. Nerede? İşte burada. Onu da bizim kaputa göre uyarlayacağız. Anında böyle. İsmi böyle. Bonnet L0. Bizim bonnet oka yapıştırıyorum. Hemen alıyorum. Alttaki eskisinden kurtuluyorum. Bizim araçta ekstra yok. Ekstralardan da kurtuluyorum. Hemen sabitliyorum. Hemen kol dosyasına geçiyorum. Burası da tamam. Kaputu da bitirdik. Şimdi bagaja geçiyoruz.
hızlı bir şekilde bağcımız burada. Hemen yerini alıyorum dummiesini. Çünkü bu işi sürekli tekrarlıyoruz. Sadece parça ismi, parça yeri değişiyor. Bot D0 kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Kapı sen bir araya girme. Eskilerinden kurtuluyoruz. Reset the parent. Ardından move. Evet. Ben bağışta fazla ayrıntıya girmiyorum. İstiyorsanız siz girin. Çünkü bu bağışı bir garip bir şekil. Normalde uğraşırım ama eğitim videosu için hızlı olmam lazım biraz. Bunda da hafif Z modellerde en nefret ettiğim çizim konuşuyor. Z modellerde nefret ettiğim, yanlış anlaşılmasın. Çünkü Z modellerde adam gibi çizim olmuyor, evet. Kaydettik. Arka cama geldik. Bizim arka camımız ön camımızla birleşik. Bu camlar da farlarla birleşik. Zaten bu farları sağ far, sol far diye ayıralım. Hemen ayıralım. Ayıralım da değil. Seçiyorum. Bu windscreen R yapalım hemen. Zaman kaybetmek yok. Yapıştırıyorum. Eskisinden kurtuluyorum. Move. Bunun dummiesi burada görüyorsunuz. Windscreen R. Bunu buraya en ortasına alıyorum. Hemen sabitliyorum. Ardından sabitledik. Üzgünüm, hava sıcak, su içmek zorunda kalıyorum. Bir de bu kadar çok konuşunca ayrı bir sıcaklık basıyor. Susuyorum. Ayıralım ki görelim. Bu sol far. Gel be. Sol far. Bu da sağ far. Şimdi chassis'e bakmak istiyorum. Chassis'te iki ayrı yanan farım da var. Bu farları normal gövde ile birleşik tutarsam bu farlar sürekli yanar. Bu yüzden ben bu farları ayırıyorum. Sağ far sol fara bağlayacağım. Ve sadece istediğim zaman yanmasını sağlayacağım. Chassis D0'dan kurtul. Seni sağ fara.
sorular bizim kontrolümüzün altında oluyor. Şimdi süspansiyon işi takla riskini önleyen bir şey. Fakat ben genellikle süspansiyon kullanmıyorum. Ama sizin için bu eğitim videosunda kullanacağım. Şimdi wing ne? Wing biliyorsunuz YC'de de olan bir şey. Şu yanlar. O yanlar bizim araçta ayrıyetten bulunmadığı için kurtuluyorum. Ayrıca süspansiyonların L1'lerinden de kurtuluyorum. Bunları herhangi bir kaplama ile kaplayacağız. Süspansiyon aracımızın tabii ki takla riskini çok azaltıyor. Şimdi tekrar ben test arabama gelmek istiyorum. Eğer süspansiyonlara da renk vermek istiyorsanız yapacağımı izleyin. Eğer yok ben sadece siyah bir kaplama ile kaplayacağım diyorsanız siz kaplamaya devam edin. Hemen ben test aracımı açıyorum. Bakın burada SLR2 var. Bu SLR2 misal araçta iki tane renk seçeneği var. Malum örnek vereyim. Şu üstün ayrı bir rengi olur. Şu gövdenin ayrı bir rengi olur. Biz onu süspansiyona göre yapacağız. Bir ekstra olsun. Hemen oluşturuyorum. SLR2. Ben yine Paint 1'i seçiyorum. Veya Paint 2 var. Onu ekleyelim. Neyse, onu ekleyelim. Buraya da Paint 2 yazmak durumundayız. Kaplıyoruz. Okey diyoruz. Evet. Süspansiyonlarımız böyle. Modifiye Move. Kaydedelim. Şimdi süspansiyonlarla bir de uğraşma var. Ön tekerlerimizi açıyoruz. Süspansiyonları tam ona göre yürütüyoruz. Süspansiyonlarının da yeri çok önemli. Bir tekerlerden bir kurtulan önümüzü görelim. Şimdi bir yanda teker olur. Bir yanda teker olmaz. Ben onu nasıl hesaplayacağım diyorsunuz. Ben de onu kafamdan hesaplıyorum. Artık siz de öyle hesaplayacaksınız. Şuradan bakıyorum ne nereye değiyor. Ne oluyor? Bakınız böyle hesaplıyoruz. Onda bir çözüm yok. Var da tekerleri kopyalayacaksın. Ona göre atacaksın. Bununla zaman kaybetmek istemeyiz. Şimdi arka tekerlerimizin dummy'lerini açalım. Geldi arkaya. Seçsene kardeşim. Gördüğünüz üzere çok ayrıntılı bir şekilde yapıyorum. Şöyle bakmak istiyorum. Tekrar bir tekerimizi yok edelim. Biraz içe geçmiş. Tamam, arkadakiler de bizim için uygun. Bu nasıl teker ismi ya? Süspansiyonlarımız da tamam. Sıra geldi.
ön tampona ki bizim ön tamponumuz var mı? Var. Bu ne biçim tampon? Allah. Ay. İlla ki uğraştıracaklar bizi. Ön tamponumuzun dummiyesini bulacağız şimdi. Burada. Nerede bizim ön tamponumuz? Ön tamponumuza göre dummimizi yerleştireceğiz. Şimdi şöyle yerleştirirseniz falan hasar aldığında yamuk düşüyor. Yani gerçek kaza efektini size vermiş oluyor. Bu önemli. Tabii ki. Şimdi tamponumuzun içerisinde sağ sinyal, ön sağ sinyal, ön sol sinyal var. Bu sinyalleri çıkartacağız. Tamponda değil sonuçta. Şöyle sinyalleri de yapacağız. Sinyalleri de ayıracağız. Poligonal olarak biraz daha parçalardan kurtulacağız. Şimdi ön tampon ismimizi kopyalayıp yeni yapacağımıza yapıştırıyoruz. Hemen üstüne koyuyorum. Eskisini siliyorum. Misk A bizde yok. Onu da siliyorum. Ve kol var. Onu da yapacağız. Sabitleştiriyorum. Koluma geliyorum. Yukarı bir şekilde yapıyoruz. Burayı mecburiyen böyle yapacağız. Bir poligon, iki poligon bize eksik olsun. Ne olalım, ne yapalım? Ön tampon da bitti. Şimdi sinyallere gelelim. Sinyaller için body shell'imiz vardı hatırlıyorsanız. Ama sinyal bunda değil. Chassis de o zaman. Sinyalimizi görüyorsunuz. Sinyalleri hemen sökelim. Kurtaralım. Birincisini seçtik. İkincisini seçtik. Bunlardan da ayırıyoruz. Biliyorum LF sol anlamına geliyor. Solu yapıştırıyorum. Sağda RF. RF'mi de yapıştırıyorum. Hemen ikisini oraya atıyorum. LF yapıştırdım. Öncekilerinden kurtuluyorum. Bu arada yine kaydedelim. Bizim semtte çok elektrik gitmeleri oluyor. İnşallah şimdi gitmez. Giderse ben de kalpten giderim. Şimdi bizim sinyallerimiz nerede? Sinyal nerede? İkisini de seçip
yakınız sinyalde tam üstünde olması gerekiyor. Sinyal üstünde yanıyor yani. Kalkıp sinyal burada yanacak. Dummies'ini uzağa yaptınız. Kapıda yanacak filan. Öyle saçma sapan bir şey olur. Öyle olmasını da istemeyiz. Burayı sabitleştiriyorum. Far, arka ışıklar, sinyallerde kol yok. Kol aramaya kalkışmayın. Zaten gerek yok. Araç hasar aldığında otomatik onlar da alıyor. Şimdi arka tamponuma geldim. Kaydedelim. Oho. Burada sinyallerimiz var. Bizim araçta sinyal var mı? Aa, biz arka şeyleri de sökmedik bundan. Evet, arka sinyalimiz var. Body shell'i bir kapatalım. Hem arka breake, tail light hepsi var. Bunları da sökelim. Hepsini bir anda sökelim, sonra parçalayalım. Parçayı aç, parçala, parçayı aç, parçala. Bu tür şeylere gerek yok. Hepsini bir anda seçelim ve ayıralım. Bayağı da kurtulduk parçalardan. Şimdi biliyorsunuzdur ne frene bastığında hangi ışık yanması gerekiyor. Bunu zevkinize göre de yapabilirsiniz. Ben frene bastığında buraların yanmasını istiyorum. Burayı ayırıyorum. Ardından ikisini de ayırıyorum ve isimlendiriyorum. Sol breake diyorum. Kapatıyorum. Sağ breake diyorum. Kapatıyorum. Bizim aracımızda breake var mı? Breake yok. Hata ettik. Bunları tail light ile birleştiririz o zaman. Ki onlar olsun. Zaten onlara isimlerini doğru düzgün bir şekilde vereceğiz. Şimdi ben tampona geçmeden ilk başta sinyalleri çıkarıp yapmak istiyorum. Tamponu bir yok edelim. Sinyallerimiz bunlar herhalde. Evet. Bunları da hizasına düzgün bir şekilde getiriyorum. Hemen getirelim. Aslında iş basit, sadece biraz uzun sürüyor. Biraz alçakta kalmış. Biraz uğraşmak gerekiyor. Gerisinde istediğini yapabilirsin. Dediğim gibi benim için en zor olan kısmı kaplama yeri. Çünkü San Andreas'ta araç modifiye ediliyor. Kaplamalar çok çok fazla oluyor. Ve araç çevirmede de çok zorlanıyoruz. R sağ. L
geçmeyeceğim. Bizim araçta geri geri gelme ışığı yok. Bu yüzden geri geri gelme ışıkları reversing light. Bunları siliyorum. Olsaymış yapsaymışız. Tall light'lar var. Bunları yapacağım. Tekrar tamponu bir kapatalım. R sağ. L sol. Eskilerinden kurtuluyorum. Bu tall light sabah ve akşam fren basma ya da geçebiliyor. Yani frene bastığınızda durma ışığı da veriyor. Onun yararı var. Değildim bu araç için. Siz nasıl öğreniyorsanız ben bu şekilde şu anda bu aracı çeviriyorum. Araçta hata çıkabilir. Çok normal. Hata gördüğüm yerleri de düzelteceğim. Geldik ön farlara. Şimdi ben şimdiden söyleyeyim. Bizim arka aracın bu şuradaki camları yok. Zaten olsa da aynı işlem biliyorsunuz. Gene aynı dosyalar var. Onu uyarlayacaksınız. Bunlardan kurtuluyorum. Disk frenlerden kurtuluyorum. Zaten aracımızda pek bir şey kalmadı. Sona geliyoruz. Farlar, oturma yerleri falan filan. Evet, tekrar far dumanını seçelim. Yapacağımız aracın farına göre getirelim. Bilmiyorum artık bu eğitimden bir şey anlamayan olmaz herhalde. Sadece Z modeller bilgisi hiç olmayan birisi anlamaz. Ölü ümit ediyorum. Evet, dummilerini yapacağımız fara göre koyduk. L'mizi biliyorum. L sol. Sol far. R sağ far. R'ye getiriyorum.
seat, decide, beside ve bunlar kişinin oturacağı yerler. Tekerlekli olan tekerlekli diyorum. Koltuklu olan parçamız chassis, onu açtık. Tekere göre, koltuğa göre yerleştireceğiz arkadaşımızı. Direksiyona göre ayarlayın. Manita koltuğundaki pek önemli değil. Oturma yerleriyle ilgili problem çıkabilir. Çok normal. San Andreas ile şey arasında, GTA 4 arasında fark var. Bu arada body shell'i de değiştirmek istiyorum. İsmini kopyaladım. Body shell'e yapıştırdım. Aşağı iniyorum. Üstüne koyuyorum. Eskisini siliyorum. Bu da başımıza bela oluyordu çünkü. Sabitliyorum. Bu değil. Bu. Ardından bunu da kapatıyorum. Sıra geldi. Motor. Motor dönmesi. Herhalde bu. Tane egzoz var. Bizim aracımızda egzoz var mı? Bizim aracımızda egzoz yok. Varmış gibi koyun. Overheat ve Overheat 2 var. Bu panjurdan araç hasar aldığında panjurdan gelecek duman. Panjura göre yerleştirin bunları da. Ve interior light, hani kapıdan çıkınca aracın tavanında ışık yanıyor, onu ayarlamak için var bu. Böyle yerleştirin. Ve sıra tekerlere geldi. Biraz en can alıcı yer diyelim. Şimdi bu tekerlerde normal San Andreas gibi değil. Bunlarda kol dosyası da var. Kol dosyası zaten bizi biraz sıkıyor. Dediğim gibi GTA 4'te LF'de oluyor. Biz de LF'yi aldık. İsmini hemen kopyalıyorum. LF'nin yerine yapıştırıyorum. Alıyorum, buraya koyuyorum. Eskisinden kurtuluyorum. L1'den kurtuluyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta ben şu altta görünen kol dosyalarını açmak istiyorum. Hem Dummy hem de kol dosyasına göre eski yapılan aracın Dummy'lerine getiriyoruz. İşte bize bu yüzden lazımdı. Şöyle getirdik. Arkayı da öyle yapıyoruz. Yerleştirdik mi? Şimdi görüyorsunuz hala bir orantısızlık var. Bu programda isterdim şey özelliği olması. Bir yanda bir yöne parça ittirirken diğer yanda diğer parça da aksi yönde ilerlesin. Fakat o yok. Bunu da tam tekerin ortasına getirelim. Getirdik. Ama bu dummy'leri sakladığınız sürece aracın sonuna kadar böyle gösterip yapabilirsiniz. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi kolun boyutunu ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar. Şimdi tekerin çok büyük olup da içine gömülmesi
hoş görünmez. Biz de bunun için şu ayrıntılara dikkat edin. Şunlara göre tekere göre büyütüp küçülteceğiz. Burada skala geometri açık olsun, tavsiye ederim. Şöyle hafif büyüttük. Bakınız uçları çıktı, hafif içte kaldı. Bunlar kalsın. Böyle en normal haline döner. Ardından sabitliyorum. Ve tekerlerden kurtuluyorum. Benim gibi aynı şekilde yaparsanız asla tekerle problem yaşamazsınız. Şimdi ben eski aracımızın DFF'sinden artık kurtulmak istiyorum. Geriye ne kaldı? Geriye kasis kol kaldı. Bu aracın etrafı, yani salandriyasa yaptığınızda sadece tavan ve tabanda bir dikdörtgen vardı. Fakat bunda bütün gövdede olan bir şey var. Bunun için body shell'i açın ve ona göre, gövdesine göre ayarlayın. Ne kadar ince ayrıntılı, ne kadar kaliteli yaparsanız o kadar güzel bir iş çıkarmış olursunuz. Evet, şöyle çıkartalım. Bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Ayrıca kaydeden, çünkü aracın sonuna geldik. Burada elektrik giderse olmaz. Aman ben de ikide bir diyorum, bir elektrik gidecek. Yutacağız diye falan. Allah'a şükür eğitimin sonuna geliyoruz. Bir problem çıkmadı. Şöyle tavanını ayarlıyorum. Tavanına göre ayarlıyorum. Bakınız düzgün bir şey çıktı ortaya. Evet, şimdi geldi en sevdiğim bölüm. Bütün parçaların tikini açalım. En sevdiğim yer. Plaka hala duruyor. Plakayı şöyle yapalım. Onun zaten kaplaması var. Oyunda problem çıkarmaz. Evet, işte böyle. Arkadaşlar, aracımız bitti. Şimdi bir hayırlı olsun diyelim. Export edelim. Sabre GT'nin üstüne. Kitleyebilirsiniz. Kilidi kimse açamaz. Sadece Ruslar çözümünü bulmuş. Parayla açıyor. İsterseniz açmayın. Out of memory hatası önünüze gelirse kaplama isminde problem olabilir. Kaplama ismi, parça ismi, parça sabitlememe gibi konular problem çıkartabilir. Şimdiden bu hatanın nedenini söyleyeyim. Evet, export ettik. Şimdi bunu da kapatabiliriz. OpenEV'ı tekrar açmak istiyorum. Open 4, OpenEV istediğiniz gibi değil. Sabre GT'ye gelmek istiyorum. Yine edit modu açıyorum. Evet diyorum. Sağ tıklayıp replay istiyorum. Ve aracımı seçiyorum. Edit modayı kaldırdım. Tekrar aracıma geldim. Buradan bakabilirim. Camı atmamışız. Cam kaplamasını atmamışız arkadaşlar. Süspansiyonlar normal görünüyor. Her şey normal görünüyor. Şimdi şu cam kaplamasını içine atalım. Camı atmış mıyız? Atmamışız. Evet. Geri çık. Import imaj. Yani masa üstü. Save diyoruz. Kaydedecek. Kaydetti. Edit modeli tekrar kaldırdım ve tekrar araca bakıyorum. Ve evet. Ne kadar hoş duruyor. O ayna niye öyle?
O aynayı da düzeltirim artık. Evet arkadaşlar. Benim elimden gelen bu. Bunu geliştirebilirsiniz. Aslında kir efekti yapma. Daha birçok özellik var. Ben size temeli öğretmek istedim. Ve öğretebildiysem ne mutlu bana. Saygılarımla, sevgilerimle size kolay gelsin diyorum. İyi günler.